Sevgili izleyiciler, şimdi sizlere sunacağımız olay gerçek hayattan alınmış bir kesittir. Hikayemiz gerçeklere aynen uygundur. Masum kişileri ve onların kişilik haklarını korumak amacıyla bazı isimler ve mekanlar değiştirilmiştir. Bu yapımda amacımız toplumumuzu oluşturan değişik katmanlardan gerçek kesitler sunmaktır. İzleyeceğiniz olayların tümü bu ülkede, bizim ülkemizde, bizim insanlarımızın başından geçmiştir. Gerçek kesitlerini sunduğumuz olayların her an etrafımızda oluşması, hatta bizzat bizlerin başına gelmesi her an söz konusudur. Bu olayların gerçek kahramanları halen aramızda bulunmaktadır. Daha mutlu bir yaşam için bu olanlardan doğru sonuçlar çıkartıp toplumsal ilişkilerimizi ve kişisel davranışlarımızı düzenlemek hepimizin görevidir. Şimdi ekranlarınıza yaşanmış bir olayın gerçek kesitini getiriyoruz. İyi günler sevgili Gerçek Kesit izleyicilerim. İşte bir başka programımızda tekrar birlikteyiz. Şahin Baykal, çalıştığı fabrikadan çıkarılmış ve tüm aramalarına rağmen iş bulamamaktadır. Karısı Zeynep ve kızları ona destek olmalarına rağmen Şahin'in bunalıma girmesine engel olamamışlardır. Şahin Baykal ve ailesinin yaşadığı acıları beraber izleyip yaşamlarının geri kalan bölümünde neler olacağını hep birlikte izleyelim. İsmail çay versene oğlum adamlara. Tamam abi, çayları iki yap. Tamam. Ne haber, nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok canım sıkıldı. Sigara versene. Takma canım oğlum, iş bulursun. Bu kadar üzme kendini. Çok zor. Onca üniversite mezunu boşta gezerken beni kim ne yapsın abi? Anlaşıldı, senin moralin iyice bozulmuş. Bana bak, ne diyeceğim? Necmi'nin oraya gidelim. Bir iki tek atalım, Neşe'nin yanına gelsin ha. Kusura bakma. Benim bugün çok erken gitmem lazım. Çayları içelim, ondan sonra kalkalım. İyi, sen bilirsin. Ararsan oradayım ha. Tamam, ararım. Yavrum, baban gelsin de yiyeceğiz yemeğimizi. Biraz daha bekleyelim, oldu mu? Çocukların yanında söylemek istemedim ama bugün yine iş bulamadım. En kısa zamanda bir iş bulamazsam çok kötü olacak Zeynep. Haklısın. Bozma moralini, her şey düzelir. Kimse bana iş vermek istemiyor. Sanki herkes sözleşmiş. Ne yapacağımı şaşırdım. Üzülme, üzülme. Buluruz bir yolunu bakalım. Anne baba, yemek hazır, hadi. Ne olur Şahin, uyu artık, yeter. Nasıl uyuyayım Zeynep? Çok sıkılıyorum artık. İki aydır işsizim biliyorsun. Fabrikadan aldığım tazminat parası da bitmek üzere. Seni ve çocukları düşündükçe kahroluyorum. Her şey olacağına varır. Buluruz bir çıkış yolu. Yeter artık. Daha fazla üzme kendini. Buluruz değil mi? Tabii bulursun. İnşallah.
İsmail baksana. Hadi iki çay alsana. Kasabadaki iş ilanı için gelmiştim. Üzgünüm, bu sabah ilanını aldık. Öyle mi? Teşekkür ederim. Rica ederim. Allah'ım sen bana yardım et. Yine hiç bulamadım. Çocukların yüzüne nasıl bakacağım ben? Garson bey, hesabı getirir misin? Ben işe yaramaz asalan tekiyim Zeynep. Keşke ölsem de siz de kurtulsanız, ben de kurtulsam şu azaptan. Niye böyle söyleyip de beni de kendini de üzüyorsun Allah aşkına? Bizler seni ne kadar seviyoruz biliyorsun. Sevmeyin beni. Benim kendime bile faydam yok. Artık senin de çocukların da yüzüne bakmaya utanıyorum. Allah'ım keşke gebersem de kurtulsam şu azaptan. Daha fazla içmesen ne olur. Karışma Zeynep. Anca bunu içince rahatlayabiliyorum. Senin buna ihtiyacın yok ki. Sen o kadar güçsüz bir insan mısın Allah aşkına? Senin sağlığın bizim için daha önemli. Her şey düzelecek. Ne olur artık daha fazla üzme kendini. Seni çok seviyorum Zeynep. Eğer sen olmasan ben ne yaparım? Şahin tüm aramalarına rağmen bir türlü iş bulamıyordu. Karısı ve çocuklarının tüm desteğine rağmen bunalımdan kurtulamıyordu. Bu arada Zeynep evlere temizliğe gidiyor ve biraz olsun eve katkıda bulunuyordu. Şahin karısının çalışmasını gururuna yediremiyordu. Bu bunalımın gittikçe artmasına neden oluyordu. Eşi Zeynep Şahin'in kendisine zarar vermesinden korkuyordu. Ne oldu, bir şey bulabildin mi bari? Bir tane buldum. İnşallah iyi bir sonuç çıkar. Ayrıca sen bir yere mi gidiyorsun? Emel Hanım'a temizliğe gidiyorum ya. Temizliğe gitmeni istemediğimi biliyorsun değil mi? Bu konuyu konuşmuştuk ya seninle daha önce. Tamam ama bu işi ayarlarsan bir daha çalışmayacaksın. Tamam, tamam mı? Çalışma. Ben çıkıyorum, var mı bir diyeceğin? Yok, ben de seninle geleyim. Hem şu ilana bir bak. Tamam hadi. Çalış verdiği paraya bak.
Emin abi iki tane ekmek verir misin? Gene veresiye mi? Alıp parayı hesabımızdan düşersin. Sağ ol Emin abi. Kusura bakmayın beyefendi. Aradığımız nitelikler sizde yok. Zeynep el alemin pistini temizlerken ben aylak aylak geziyorum. Allah benim canımı alsa da kurtulsam. Ben şimdi Zeynep'in çocukların yüzüne nasıl bakarım? Yok sağ ol canım, içmeyeceğim. Hesabı getirir misin? Kurmak sakın kuvvetlerden sağ olsunlar. Senin belanı ver sertin herif. Akşam akşam başıma yer tutacaktın. Tövbe tövbe ya. Allah senin belanı versin be. Kimse derdin nedir diye sormuyor ki. Aradığı nitelikler bende yokmuş. Ay Allah aşkına üzüldüğün şeye bak. Canın sağ olsun. Dur sen otur da ben bir kahve yapayım sana. Canın sağ olsun demek de bu işler olmuyor ama. Keşke ölsem de kurtulsam. Şahin.
Zeynep. Zeynep. Biliyorum, geldim. Neredesin? Yandın mı? Nasılsın? Başım çok ağrıyor. Ben sana bir kahve yapayım, bak iyi gelir. Şahin Baykal tüm aramalarına rağmen iş bulamıyordu. Bu durum Şahin'i içinden çıkılmaz bir bunalıma sokmuştu. Sevgili Gerçek Kesit izleyicileri, Şahin sürekli iş arıyor fakat bir türlü bulamıyordu. Kendini öldürmeyi bile denemişti. Fakat son anda kurtulmuştu. İçkiliyken yaptığı bu işi düşününce çok korkmuştu. Fakat sakin kafayla bunu düşününce ölmenin tek çıkar yol olduğunu düşünmeye başlamıştı. Şahin'in aldığı bu kararı ve sonucunda ne olacağını hep beraber izleyelim. Bu durum çok gücüme giriyor Barış. Zeynep'in milletin pisini temizlerken benim aylak aylak gezmem kahrediyor beni. Haklısın arkadaş ama Zeynep de çalışmazsa durumunuz iyice kötüye gidecek. Beni de kahreden bu ya. Evinin nafakasını bile kazanamayan zavallı aciz adamı kimsin? Yeter ya. Kendine acımaktan vazgeç artık be arkadaş. Benim de içimi karartıyorsun be. Hadi Zeynep abla şu kahvelerimizi içelim. Siz niye zahmet ettiniz? Ben yapardım Melek Hanım. Rica ederim ne olacak canım? Elime yapışmadı ya. Hem ben seni bugünlerde çok sıkıntılı görüyorum. Hayrola derdin nedir? Derdim Şahin Melek Hanım. Hala bir iş bulamadı. Öyle mi? Ay, bu zamanlarda da iş bulmak o kadar zor ki. İş bulsaydı zaten bütün dertlerimiz sona erecekti. Doğru. Bak ben Levent'le konuşayım. Belki ona uygun bir iş ayarlayabilirim. Sen yapar mısınız bunu? Vallahi konuş köleniz olurum Melek Hanım. Dur canım. Sadece konuşurum dedim. Bakalım. İnşallah. Melek Hanım işim bitti. Ben artık kalkayım eve daha fazla geciktim. Tamam. Tamam Zeynep abla. Bize sağ olun. Afiyet olsun. Ben senin paranı da vereyim. Ama bu çok fazla. Olsun al senin şimdi ihtiyacın var. Hem sen bunu fazlasıyla hak ediyorsun. Çok teşekkür ederim. Siz gerçekten melek gibisiniz. Sağ olun. Hadi Allah güle razı güle. Olsun. Ben artık kalkayım Barış. Sen bilirsin. Daha sonra görüşürüz. Hadi hoşça kal. Ne o Melek Hanım'dan mı geliyorsun yine? Melek Hanım'lardan geliyorum. Şahin müjde Melek Hanım'ın kocası iş bulacak sana. Bulur mu dersin? Bulur tabii niye bulmasın? Dünya kadar çevresi var. Ah keşke o zaman bütün hayatımız kurtulur. Yaşadık. İnşallah, inşallah. Yeter artık bu kadar merhametli olmanı istemiyorum. Şimdi kalkmış ne oldu belirsiz bir adamı işe almamı istiyorsun. Niye öyle söylüyorsun ki Levent? Ben Şahin'i tanıyorum çok iyi bir insan. Hem ona iş bulursak Zeynep de çok mutlu olacak. Sen ne biçim kadınsın ya? Sana bir türlü hanım olmayı öğretemedim. Sana ne bir hizmetçi parçasın derdinden? Ama Levent lütfen. Yeter Melek. Bana bir daha böyle bir şeyler söyleme. Ama Zeynep çok ümitlenmişti. Ona iş bulursak çok sevinecek. Yeter yeter. Beni sinirlendirme. Yoksa bir daha o kadının bu eve gelmesine izin vermem. Ne oldu Levent Bey bana iş bulacak mıymış? Melek Hanım çok özür diledi. Levent Bey kendi iş yerinden de işçi çıkarıyormuş kusura bakmayın dedi. Hadi ya. Üzülme Allah ne olur. Allah kahretsin. Üzülme ne olur. Allah kahretsin. Her şey yoluna girer. Bana şu dolaptaki rakıyı getirsene. Şahin içme sen. Thank you.
olsun, içmesen olmaz mı? Sana ne be? Bacak kadar boyunla sen ne karışıyorsun bana? Kızım hadi al kardeşini de içeriye geçin. Hadi. Şahin sen neler yapıyorsun böyle? Ne istedin çocuktan şimdi? Hadi tamam, üzülme artık. Her şey yoluna girer. Yapma bir daha böyle şeyler. Kendini de üzme, bizi de daha fazla. Zeynep! Şahin işsizdi, işsizlik yüzünden bunalıma girdi. Bütün aramalarına rağmen iş bulamıyordu. Çektiği acıları biliyordum fakat elimden hiçbir şey gelmiyordu. Fakat intihar etmesi için de bir sebep yoktu. Aileme çok düşkündüm. Babamı daha çok seviyordum. Babam her gün aramasına rağmen hiç iş bulamıyordu. Bize daima ölümden bahsediyordu. Bu da bizi çok üzüyordu. Eşimi çok seviyordum. Ben kendim çalışıyorum, eşim çalışmıyor. Ben çalışıp da eşim çalışmadığı için kendisi çok üzülüyordu. Ve bu yüzden allak bullaktı. Gururuna yediremiyordu benim çalıştığımı. Kendisi iş aradığı halde bulamıyordu. Ve bu yüzden de çok bunalımdaydı. Ve bir gün eve geldiğimde kendisini kanepede baygın olarak buldum. Ve kendisine bir şey oldu zannederek çok korktum. İş bulamadığı için girdiği bunalım Şahin'i intihara sürüklemişti. İçtiği tarım ilacı onun kurtuluş ümidiydi. Ölümü bir çözüm olarak görmüştü. Fakat hesap edemediği bir şey vardı. Ne miydi? Dilerseniz bunun cevabını hep birlikte izleyelim. Nasıl böyle bir şey yapabildin Şahin? Hiç mi bizi düşünmedin? Allah'a çok şükür yaşıyorsun.
Eve biraz daha gecikseydik seni kurtaramayacaktık baba. Yaşadığına çok seviniyorum. Ne olur bir daha böyle bir şey yapma. Mineciğim, beni affedebilecek misin kızım? Merhabalar, geçmiş olsun. Sağ ol. Nasılsın Şahin? Bizi çok korkuttun be. Ay. Bana bak, bir daha böyle bir şey yapmayacaksın değil mi? Of. Geldiğin için sağ ol Barış. Ne yapacağız şimdi? Eve götür mü çekiniz? Bir gece daha kalsın dediler. Tamam ama üzme kendini artık. Babacığım çok üzülüyorum. Ya bir daha yaparsa? Tamam ya, unut artık. Ne yapacaksın? Burada mı kalacaksın? Ben yanında kalayım bu akşam. Ama çocukları götürebilir misin acaba sen? Tabii sen merak etme. Bu gece bizde kalın. Hadi çocuklar da gidelim. Hadi güle güle. Hadi çocuklar. Sağ ol. Suyunu getirdim. Nasıl, biraz daha iyi misin? Beni neden kurtardınız Zeynep? Benim gibi işsiz güçsüz bir adamın yaşamaya hakkı yok bu dünyada. Böyle konuşup da beni daha fazla üzme lütfen. Bir daha da ölümden söz etme artık, yetti. Bunun için size söz veremem. İş bulamadıktan, çalışamadıktan sonra benim yaşamaya hakkım yok bu dünyada. Niye öyle diyorsun ya? Benim de çocuklarım da sana ihtiyacı var. Sen olmadan ne yaparız biz? Anne, bir hanım seni görmek istiyor. Kimmiş kızım? Tanımıyorum, ismini söyle. Siz miydiniz? Merhaba. Hoş geldiniz. Oldu, hoş bulduk. Başınıza gelenleri duyduğumda bir geçmiş olsun dileyim dedim size. Sağ olun, eksik olmayın. Şahin Bey nasıl, iyi mi? Biraz daha iyi ama hala ölümden bahsediyor. Moral çok bozuk bugünlerde. Belki bir iş bulursa bu ölüm fikrini de atar kafasında. Bir iş bulsaydı zaten bunlar başımıza gelmezdi. Ama artık o kadar zor ki. Doğru, doğru, haklısınız. Kızım, hani size bahsediyordum ya Melek Hanım diye. Bak, bu hanım o işte. Hı, evet, hatırladım. Babama iş bulacaklarını söylemişlerdi. Biz de başına sevinmiştik. Aa, ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Kusuruna bakmayın, ne rica olur. Rica ederim. Aslında çocuk ne söylese iyidir. Neyse, ben müsaadenizi isteyeyim. Oturun, birer kahve içelim. Başka bir zaman. Şahin Bey'e de geçmiş olsun dileklerimi iletin. Tabii, lütfen. Tabii, sağ olun, eksik olmayın. Melek Hanım, kusuruna bakmayın çocuğun, ne olur. Rica ederim. Diyorum ya, çocuk ne söylese haklıdır. Zeynep abla, senin ihtiyacın vardır, al şunu. İstemiyorum. Lütfen, çok bir şey değil. Hastane masrafları için borç yaptığınızı duydum. Tamam. Sağ olun, Allah hoşça kal. Tekrar oldu. Geçmiş olsun. Oldu, güle güle. Güle güle. Sen ne biçim insansın ya? Ben sana hiç mi terbiye vermedim? Yalan mı anne? Babama iş bulacaklarını söylememişler miydi? Söylemiş olabilir ama kadın ne yapsın? Terbiyesiz. İnsan utanır yaptıklarından ya. Ne kadar mahcup duruma düşürdün beni. Zeynep. Efendim. Zeynep. Geliyorum. Bir şey mi istedin canım? Neden kavga ediyorsunuz? Yok bir şey, önemli değil. Sen takma kafanı. Melek Hanım gitti mi? Gitti. Sana da geçmiş olsun dileklerini iletti. Giderken biraz da para verdi. Neden aldın bunları? O kadının parasına ihtiyacımız olmadığını söylemedin mi? Şahin. Hem o kadının ben parasını istemiyorum bu evde. İstemiyorum dedim, anladın mı? Şahin, Zeynep'in son anda yetişmesi sonucu ölümden kurtulmuştur. Fakat intiharı yeniden deneyeceğini söylüyordu. Zeynep elinden geldiğince onu yalnız bırakmamaya çalışıyordu. Fakat sürekli onun yanında olamıyordu. Yaşamaları için paraya ihtiyaçları vardı. Onun için de evlere temizliğe gidiyordu. Aklı sürekli Şahin'deydi. Kocasının yeniden intihara kalkışıp ölmesinden korkuyordu. Zeynep abla, niye ağlıyorsun? Şahin için çok üzülüyorum Melek Hanım.
Yani intihar edecek diye çok korkuyorum. Bak istersen bir telefon et. Belki konuşursun. Sesini duyunca moralin de düzelir. Hem için de rahatlar. Hadi et bir telefon. Sağ ol. Evde kimse yok Melek Hanım. Yok canım. Çıktı acaba. Hemen telaşlanma. Oradadır. Kendine bir şey yaptıysa, ay Melek Hanım ben çok korkuyorum, eve gitmem lazım. Dur telaşlanma, ben de geleceğim seninle. Taksi! Açmayınca kendine bir şey yaptı zannettim. Boşu boşuna endişe ettim. Ben sana söyledim oysa bir şey yoktur diye. Doğru. Ay, çok şükür geldin. Seni bulamayınca çok korktum. Dışarıya hava almaya çıkmıştım. Boşuna meraklanmayın. Neyse ben müsaadeni isteyeyim. Hoşça kal. Kusura bakmayın siz de yoğurun. Rica ederim. Sağ ol. Sağ olun, güle güle. Seni evde bulamayınca çok korktum Şahin. Kendine bir şey yaptın zannettim yine. Korkmana gerek yok. Boşuna endişelenme. Bir daha intihar edecek değilim. Bir daha yapma böyle şeyler ne olur. Ne yapacağımı şaşırdım Barış. Yaşamak için hiçbir istek duymuyorum. Ölmek istiyorum artık. Ya benim de içimi sıkma be arkadaş. Bırak at şu ölüm fikrini kafandan. İmkansız. Elimde değil. Ruhum sıkılıyor anlamıyor musun ya? Ben eve gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Daha yeni geldim ben. Daha sonra görüşürüz. Hadi hoşça kal. Merhaba Zeynep. Eve mi? Eve gidiyorum. Ben de geleyim seninle. Şahin'i merak ettim. Neden? Hasta mı yoksa? Yok, kahvede abuk subuk konuştu ya. Benim de canımı sıktı. Neler söylüyorsun sen? Ya ne bileyim, öldürmekten bahsediyor kendini. Ölümden bahsediyor sürekli. Ama bana söz vermişti böyle şeyler yapmayacağını artık. Gidelim bir bakalım ya. Merak ediyorum. Ay Allah'ım
Barış. Yaz kokusu. Şahin. Şahin. Şahin kendine çabuk gel. Çabuk sen pencereden aç. Allah'ım yaşıyor mu acaba? Şahin koçum. Zeynep ben bir telefon edeyim ambulans çağır. Çabuk, çabuk ol. Şahin aç gözlerini. Şahin kendine gel. Çabuk ol, çabuk tut elini. Şahin hadi be, hadi. Neden yapıyorsun bunu? Şahin. Kocamın durumu nasıl doktor bey? Merak etme efendim. Aksiyon sayılır. Eksi zamanda düzelecek. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür olsun. Sağ olun. Çok şükür Tanrım. Tamam artık üzülme. Doktorun dediğini duydun. Nasıl olsun ben Barış ya yine yaparsa. Onun için çok korkuyorum. Sevgili gerçek kesit izleyicilerim, Zeynep'in korktuğu olmuş ve Şahin'i yeniden intihar etmek istemişti. Fakat şans eseri onu kurtarmayı başarmışlardı. Zeynep artık kocası için çok endişeleniyordu. Onun ölmesinden korkuyor, ne yapacağını bilemiyordu. Şahin'in yeniden intihara kalkışacağını biliyordu. Genç kadının ve çocukların tek istediği, Şahin'in böyle bir şeye yeniden kalkışmamasıydı. Acaba onların bu dilekleri gerçekleşebilecek miydi? Gelin bunun cevabını hep birlikte izleyelim. Ne iyi ettik de buraya geldik değil mi Zeynep abla? Senin de yüzün bütün gün asıktı. Hadi gül biraz. Nasıl güleyim Melek Hanım? Aklım fikrim Şahin'de. Hep bir şeyler yapacak diye korkuyorum. Canım sana söz vermiş artık intihar etmeyeceğim diye. Evet geçen sefer de söz vermişti biliyorsunuz. Ama sonra neler oldu? Vallahi ben çok huzursuzum. Eve gitmek istiyorum. Ne olur kusura bakmayın. Oldu mu? Hadi kalkalım o zaman. Aileni hiç düşünmüyorsun Şahin. Her intihar edişinde onlar ne hale geliyor biliyor musun sen? Yaşamak istemiyorum Barış. Artık yaşamamın hiçbir nedeni yok. Ne demek nedeni yok ya? Karın var, çocukların var. Merak etme. Ben ölünce benden kurtulacaklar. Belki o zaman daha çok mutlu olurlar. Sen delirmişsin arkadaş. En yakın zamanda bir ruh doktoruna görünmen lazım. Ben deli falan değilim. Ve ne yapmam gerektiğini de gayet iyi biliyorum. Deli değilsen aptalın tekisin o zaman. Bana bak, ailen için yaşamak zorundasın. Bana bak Barış, beni daha fazla sıkma tamam mı? Sen delirmişsin be. Seni en yakın zamanda tumarhaneye yatırmak lazım. Artık üzülmene gerek yok baba. Yakında ben de çalışmaya başlayacağım. Çalışmak mı? Nereden çıkarttın bunu durup durup? Şebnemlerin butikte tezgahtarlık yapacağım. Okulun ne olacak sonra? Okulu bırakacağım baba. Biliyorsunuz derslerle aram da hiç iyi değil zaten. Görüyor musun Zeynep? Bütün bunlara sebep benim. Benim yüzümden okulunu bırakmaya kalktın. Hayır öyle düşünme. O kız çocuğu okumasa da olur. Hazır iş bulmuşken çalışsın bırak. Sen bir daha intihar etmeyeceksin değil mi? Aa, neler söylüyorsun Allah aşkına sen de. Merak etme kızım intihar etmeyeceğim. Hadi kalkın yemek yiyelim hadi. Siz yiyin benim hiç iştahım yok. Biraz dışarı çıkıp hava alacağım. Daha sonra görüşürüz. Ay, gitme Şahin yalvarırım gitme. Korkma güzelim intihar falan edecek değilim. Merak etmeyin beni. Çabuk dön olur mu? Tamam. Güle güle. Anne çok korkuyorum ya kendine bir şey yaparsa. Ben de korkuyorum kızım. Gel şu Barış amcanı bir arayalım da bir göz kulak olsun ona. Alo. Melahat benim. Barış evde mi? Bir konuşayım. Ha, Barış. Az önce Şahin dışarı çıktı. Vallahi bir şeyler yapacak diye yine çok korkuyoruz. Bir göz kulak olur musun? Sağ ol Allah razı olsun. Güle güle. Tamam kızım. Gidecek yanına.
Afiyet olsun. Burada da mı buldun beni? Ben bulurum. Seninkiler çok merak etmişler. Ne olur, kendimi öldüreceğimden mi korkuyorlar? Herhalde. Sabıkan pek temiz değil bu konuda. Merak etme. Kendimi öldürmeye hiç niyetim yok. Hele bu gece kızıma söz verdim. Sahi bir şeyler içsene. Bir bira içeyim ben. Garson bey bakar mısın? Bir tane bira verir misin? Bana bak Barış. Bu gece bana sakın akıl vermeye çalışma, tamam mı? Çünkü nasihate ihtiyacım var. Ya dur, daha yeni oturdum. Bir şey konuşmadım ki zaten. Olsun. Ben seni baştan uyarayım. Hep medya okulu bırakıyormuş. Neden? İşe başlayacakmış. İyi bir iş bulmuş. Doğru. O da haklı. Benim gibi işsiz, aylak bir babanın elinden çektiği konu bu olur zaten. Ya böyle düşünme be arkadaş. Yanlış düşünüyorsun. Bak Barış, seni uyarmıştım. Bana akıl vermeye çalışma. Tamam tamam, hadi Şeref abi. Benim gibi işsiz, aylak bir adam için. Saçmalama ya. Şahin'in durumu gün geçtikçe işsizlik yüzünden kötüye gidiyordu. Girdiği bunalımdan bir türlü çıkamıyordu. İki sefer intihar girişiminde bulundu fakat son anda kurtarmıştık. Ailesi ve biz bu durumdan bir hayli tedirgindik. Çünkü sürekli ölümden bahsediyordu. Üçüncüsünde de başarılı oldu. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun. Babam her gün iş arıyordu. Fakat iş aramasına rağmen bulamıyordu. Bir iki kere intihara teşebbüs etmişti. Bir gün eve geldiğimizde onu zor kurtardık. Hastaneye kaldırdık. Ama o yine yapacağını yapmıştı. Şu an keşke aramızda olsaydı. Şahin tekrar intihara teşebbüs etmeyeceğine dair bana söz vermişti. Fakat gene de ben tekrar bir intihara teşebbüs eder diye çok korkuyordum. Sürekli tedirgindim. Her an eve geldiğimde kötü bir durumla karşılaşacağım diye. Ve bir günde başıma geldi. Eve geldiğimde ocağın başında Şahin'i baygın olarak buldum. Ve öldüğünü zannettim o an. Dünyalar başıma yıkıldı. Fakat Barış ölmediğini, baygın olduğunu söyleyince de dünyalar benim oldu. Çok sevindim. Şahin ölmeyi aklına koymuştu bir kere. Yaşamanın hiçbir anlamı olmadığını düşünüyordu. Tüm Baykal ailesi tetikteydi. Ellerinden geldiğince Şahin'i yalnız bırakmamaya çalışıyorlardı. Tüm bu önlemler Şahin'in yeniden intihara kalkışmasına engel olmaya yetebilecek miydi? Gelin bunların cevabını hep birlikte izleyelim. Allah belanı versin senin Şahin Baykal. Şu haline bak be. Karınla çocukların eve ekmek getirmek için didinirken sen onların getirdikleri paralarla içki içiyorsun. Helal olsun sana be. Garson bey, hesabı götürür müsün? Kadın, para kazanıyorum diye benim işime karışma, tamam mı? Şahin, neler söylüyorsun? Çok sarhoşsun. Çocukları korkutacaksın. Çocuklar, hadi siz içeriye, odanıza gidin. Hadi yavrum. Oturun oturduğunuz yere. Anneniz para kazanıyor diye evin reisi o zannediyorsunuz değil mi? Bu evin reisi benim, anladınız mı? Bu evin reisi benim. Şahin, neler söylüyorsun? Bak, korkuyor çocuklar. Benden korkuyor musunuz çocuklar? Yok, korkmuyoruz. Tamam tamam, hadi kalkın siz içeriye odanıza. Yürüyün.
Allah'ım ne oluyor bana? Deliriyorum. Sağ olun. Hemen yola çıkıyoruz. Kızım. Ben gidiyorum, tamam mı? Baban sana emanet, değil mi yavrum? Ben babamdan çok korkarım. Lütfen annem, benim babamla birlikte bırakma. Ama o senin baban kızım. Seni incitecek hiçbir şey yapmaz. Hadi ben gidiyorum, gel sen kapıyı kapat arkanda. Tamam mı? Otur sen evde güzel. Hadi kızım. Bine, git kızım bana bakkaldan bir ufak yakı al. Hadi kızım. Hesaba mı yazdırayım babacığım? Hesaba yazdır kızım. Allah'ım, ben nasıl bir adamım ki kızım bile benden korkuyor. Aslında onu sadece saçtan okşamak istemiştim. İşsiz baba üçüncü denemesinde canına kıydı. Uzun süredir işsiz olan ve ailesinin yüzüne bakamayacak hale gelen Şahin Baykal, iki intihar denemesinden sonra kendini asarak hayatına son verdi. Sevgili Gerçek Kesit izleyicileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Şahin iki intihar girişiminden sonra kendisini asarak hayatına son vermişti.
İçinde bulunduğu durum ve bunalım onu bu hayattan bıktırmış, ailesinin yüzüne bakamayacak hale gelmişti. Şahin'i çok seven karısı ve kızları onun ölümünden etkilenmişti. Tarifsiz acılar içindeydiler. Şahinler ölmesin, hiç kimse onun çektiklerini çekmesin diyerek programımızı bitiriyoruz. Hoşça kalın. Şahin Baykal. İşsizlik onu canından bezdirmişti. Üçüncü denemesinde hayatına son verdi. Zeynep Baykal. Kocasının öldüğünü öğrenince kriz geçirdi. Şahinsiz bir hayatın anlamı olmadığına inanıyor. Vedia ve Mine Baykal. Babalarının ölümüne daha alışamadılar. Annelerine sürekli destek oluyorlar. Bu ülkede bizim çevremizde yaşanmış ve bazı kahramanları aramızda olan bir gerçek kesit izlediniz.